tatlı tencerenizi değiştirin. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, el yakmayan tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. Tencere. Zamandan, ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere. Tencere. Tencerenizi değiştirin. Yo. Mutfağınızı geliştirin. Zamandan, ekonomiden tasarruf. Yo. Can yakmayan tencere. Tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. Acılı kuzu etli patlıcan dizme yapıyoruz efendim. Harika bir lezzet olacak. Neler kullanacağız patlıcan dizme yemeğimizde? 500 gram kuzu kıyma, 100 gram kuzu iç yağı, 5 adet patlıcan, 3 adet domates, 6 adet karışık biber, 5 diş sarımsak, 1 tutam maydanoz ve dereotu, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber ve kimyon kullanacağız bu güzel yemek için. Evet, çok evet. Farklı bir yemek olacak, değişik bir yemek olacak. Kuzu etli olacak, bir de kuzu iç yağını kullanacağız sevgili izleyicilerimiz. Farklı bir tat olacak, farklı bir lezzet olacak. Şimdi tekrardan ne yapalım? Şöyle, bizim biliyorsunuz robotumuzu, tepsisi çok kullanışlı ve çok güzel olduğu için sevgili izleyicilerimiz, biz de ne yapacağız? Tekrar robotumuzdan yararlanacağız. Şimdi, ve şöyle robotumuzu kullanmasa bile... Robot dedin ya, ben bir şey aklıma geldi, bir şey söyleyeceğim. Şimdi dedik ya, biz hani izleyenlerimiz de bütünleştik, bir aile olduk. Evet, bu da bizim aynen. Ailemizin parçası. Bu da evet. Bu artık ailemizden ziyade bedenimizin bir parçası gibi oldu. Hakikaten elin kolun ayağın derler ya. Uzvumuz gibi değil mi? Aynen, hakikaten öyle oldu. Evet, sen zaten öyle olmasa sen ikisini alıp eve götürüp geri getirmezdin ya, değil mi? Her zaman, her zaman bana böyle çok güzel eşlik ediyorlar yolda gidip gelirken. İnsanlar bakıyor gerçi, bunlar ne diye. Bunlar benim hayatım diyorum tabii ki. Vazgeçemediğim evet, güzel robotlar. Öyle. Şimdi ustamız size meziyetlerini anlatacak. Dinleyin bakın, evet, harika. Evet sevgili izleyicilerimiz, hakikaten hem çok kullanışlı hem çok pratik. Canınız ne isterse, gönlünüz ne isterse her şey yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde istediğiniz her şey yapabiliyor. Ve gördüğünüz gibi tepsisi iki taraflı, çift yönünde kullanabiliyorsunuz. Bu da size çok büyük bir avantaj sağlayacak ve tencere, tavayı hepsini bir kenara bırakacaksınız. Eyvah eyvah. Ocağı ne yapabilirsiniz sevgili izleyiciler? Evde tüpünüz bitebilir. Küçük, elektrikli, burada yemeklerinizi her şey yapabilirsiniz. Çayınızdan tut, ne isterseniz yapabilirsiniz. Ve ızgara çeşitleri de hem yağsız, hem kokusuz, hem dumansız bir şekilde tadına doyacaksınız. Farklı bir lezzet elde edeceksiniz. Şu su haznesine suyu koyduğunuz zaman kesinlikle ortalığa duman, koku, is vermeyecek. Evet. Ve artı ve çeviriyoruz. Artı, sen diyorsun ya, dünyaları versek de alamayacağımız en önemli şey neydi? Sağlığımız. Sağlıktı tabii ki. Sağlığımız, sağlık evet. Sağlık çok önemli. Aynen sağlıklı öyle. Pişirmek de, pişirmesi de cabası tabii. Aynen ki. Öyle. Ve ters çevirdiğiniz zaman sevgilimiz, kek kalıbı olarak kullanabilirsiniz. İçinde sulu ne isterseniz her şey yapabilirsiniz. Köfte mi, nohut mu, kuru fasulye mi, ondan sonra türlü mü, canınız ne isterse. Ben arpa pilavı istiyorum. Evet, arpa pilavı. Bugün arpa senin pilavını için arpa yapacağız pilavını inşallah. Bunda yapacağız. Tamam. Her şey yapabiliriz ve pilav çeşitlerini tabii. Harika bir elma şekilde. Elma çeşit bütün yemekler aynen. Yapılabiliyor. Bir de şu var Ayşegül Hanım, biliyorsun tane tane düşürü hem de çok güzel bir şekilde, seri bir şekilde de pişirmesi bizim için çok büyük bir avantaj. Yani neredeyse usta sana diyecek ki, usta şunu bırak sen git yemekte robot yapsın. Evet öyle, öyle olacak. Öyle bir anlattın ki hakikaten o değil yani. Ama şöyle bir şey var. Başlı başına bir aşçı, başlı başına bir mutfak diyebiliriz. Evet hakikaten. Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Komple şimdi Ayşegül Hanım. Komple bütün mutfak aletlerini yerine alıyor. Hani pikniğe gidiyorsun ya mesela, onda şey yapıyorsun. Bez açıyorsun, işte tahta tabii, getiriyorsun, rüzgar geliyor, işte doğru, set küpü, yapıyorsun, evet, aynen, küpü çok söndürüyor. Çok bunda kesinlikle o şey de yok. Tabii. Kenarları görüyorsun, koruması var. Kesinlikle çay koyuyorsun. Üzerine rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde çayını hemen demleyip içebiliyorsun. Evet, ben bazen diyorum yemek bile yapmasak hiç önemli değil. Bir çay demler içeriz efendim. O kadar güzel gerçekten. Ustacığım çok güzel anlattın. Anlatımın için teşekkür ederken ben... şöyle bir bakalım. Galiba bugün yine patlıcan dizme yemeğimizi robotumuzun tepsisinde yapıyoruz. Evet, tepsisinde yapacağız. Evet, şöyle. Harika. Güzelce bir şekilde evet. Sevgili izleyicilerimiz, şöyle kuzu etimizi getirdik. Sen o zaman bir bardak çayı hak ettin usta. Teşekkür ettim Ayşegül Hanım. Şöyle bir bardak, birer bardak çay içelim yemeği yaparken. Şimdi bu yemeğe sevgili izleyicilerimiz, sarımsak çok yakışıyor. Bol sarımsak kullanın. Elinizde altında varsa şayet şöyle 4-5 veya 5 diş sarımsağı şöyle güzelce rendenizin küçük dişiyle güzelce şöyle bir rendeleyin.
Ondan sonra... Peki usta, sarımsak ağızda koku yapar, ben yemek istemiyorum derlerse ne yapacaklar? Ayşegül Hanım, bak orada bizim karanfilimiz var. Evet. Sadece bir tane karanfil ağzına atarsan o kokuyu gidermiş olacak. Hem de ağzında çok güzel bir tat bırakacak. Evet, nerede ben göremiyorum ama şurada. Evet. Evet, tamam. Orada o zaman biz ne yapacağız? Sarımsaklı et, yemeğimizi yiyeceğiz ve inşallah ne yapacağız tabii ki? Karanfili ağzımıza atacağız. Sarımsak yedim, ağzım koktu, topluma çıkamam, toplantıya bu lezzetten, gidemem. Ama bu lezzetten kendimizi mahrum etmeyelim. Vitaminden kendimizi mahrum etmeyelim. Ne de bunun çaresi de vardı sevgili. Bir tane karanfil ağzına atarsınız veyahut da az bir şey taze naneden alırsanız o koku gitmiş olacak. Siz de güzelce bir şekilde sağlıklı bir yemek yemiş olacaksınız. Tabii, doğal antibiyotik hayatımızdan asla çıkarmamamız gereken çok önemli bir besin. Sarımsak her zaman anlatıyoruz. Antioksidan ayrıca, öyle değil mi usta? Evet. Birçok özelliği olan, ana vatanı Hindistan ama biz Türkler gerçekten o kadar güzel benimsemiş ki kimse belki bilmez Hindistan olduğunu, ana vatanını sarımsağın. Artık Kastamonu'lar diyor ki burası diyor. Yani evet. Sahiplenmişler. Aynen öyle. Şimdi sevgili izleyicilerim ne yaptı? Güzelce bir şekilde sarımsağımızı güzelce rendeledik ve etimizi, kıymamızı, kuzu kıymamızı içine ilave yaptık. Ve şimdi Ayşegül Hanım sizden ricam baharatı içine ilave edelim. Tamam. Ne demiştik sevgili izleyenlerimiz? Dedik ki pul biber, karabiber, ondan sonra tuzumuz. Güzel güzel ne yapalım? Önce tabii ki şöyle bir kaşık alacağım ben. Size vereyim ben bir kaşık. Ne yapacağım? Pul biberi ilave edeceğim efendim. Buyurun. Ben söyleyeyim bugün ustanın yerine. Bol acılı olacak. Vazgeçemediğim, çok sevdiğim, rüyalarımda gördüğüm pul biberi. Sayıkladığım. Evet, biraz acılı olacak çünkü bu yemeğin özelliği o. Evet. Şöyle patlıcanlı harika bir yemek olacak. Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Bol bol. Biz seviyoruz acıyı. Bol bol acı kullanacağız. İsterse ve biraz tane karabiber. Tane olsun daha güzel, tamam. Doğru bir tat verir. Size şöyle verin. Evet, biraz karabiberimizi biraz şöyle de değirmenle güzelce bir öğütelim. Evet. Değirmenin başına gittim. Karabiberi elime aldım. Güzel güzel öğütmeye başladım. Evet, şöyle karabiberi de ilave ettikten sonra biraz da tuz. Evet. Önce şimdi ne yapacağız? Kuzu eti demiştik. Kuzu kıymadan güzel iç harcımızı hazırlayacağız. Sonrasında zaten patlıcanı nasıl güzel zannedersem alacalı. Alacalı değil. Öyle bütün yuvarlak daire şeklinde güzelce bir şekilde. Kestikten sonra. Evet, ondan sonra. Dizeceğiz efendim ve patlıcan dizme olacak. Güzelce bir şekilde dizeceğiz. Sizin yardımınızı da alacağım Ayşegül Hanım. Tamam, her zaman. Şöyle sevgili izleyicilerimiz, elinize altında varsa biraz taze nane, biraz da şöyle maydanozu alın. Onu da şöyle güzelce bir şekilde bir doğrayın. Bu da ona çok güzel bir tat verecek, farklı bir lezzet verecek. Çok farklı, çok güzel, hem de pratik bir yemek oluyor. Güzelce bir şekilde malzemenizi dizdikten sonra 2 su bardağı kadar suyu da altına koyuyorsunuz. Ondan sonra fırına atıyorsunuz. O harika bir şekilde pişirmeye devam ediyor. Muhteşem. Şimdi kıymamızı gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz baharatımızla beraber güzelce bir şekilde geniş bir kaba koyduk ve güzelce bir şekilde yoğuruyoruz. Şöyle o sarımsak ve soğan güzelce baharat işlesin diye şöyle güzelce bir şekilde ne yapacağız? Bir yoğurmamız lazım. Şöyle. Kıymamınız çok fazla yağ kullanmayacaksınız sevgili izleyicilerim. Fazla yağlı olmayacak. Ama acısı biraz fazla olması lazım. Biraz pulveri fazla attım. Biz 8 kişilik bir aileyi göz önünde bulundurarak aldık. Siz artık kaç kişiyseniz ona göre ayarını yapabilirsiniz. Evet, mutfağımızda komple mutfakta ne yapıyoruz? 6 kişilik, 8 kişilik ailelerin sayısını baz alarak yemeklerimizi o şekilde hazırlıyoruz. Ustamızın dediği gibi biz zaten yöntemini veriyoruz. İçine kullanacağımız malzemeleri veriyoruz. Bunu arttırmak veya azalmak artık tabii ki izleyenlerimizin tercihine kalmış. Aynen öyle. Bugün biz ama 8 kişilik yapıyoruz. Bugün 8 kişilik yapıyoruz. Biliyorsun biz burada geniş bir aile olduğumuz için biraz fazla yaptık. Evet. Dedim ya sana, ben arkadaşlardan, kızlardan bahsettim. Programdan, böyle tabii programdan da bahsederken dediler ki biz hep beraber toplu gelip orada bir program yapalım bir gün. Ben dedim ki eyvah eyvah, eğer kızlar siz buraya çıkarsanız 4-5 kişi birden çıkarsak artık değmeyin usta,
avazı çıktığı kadar bağırıp yeter. Bırakın beni. Birisiyle baş edemiyordum he. Öyle mi diyeceğim? Ya biriyle baş edemiyorum. Bir de üstüme geldi 4-5 kişi. Ben ne yapacağım deyip mutfağa kaçıp bırakabilir. Ekranların başında izleyenlerimizin de artık bilmiyorum. Vay haline dedim. Yok. Yani kızlar bilmiyorum artık. Kusura bakmayın. Toplu alamasak da tek tek belki bir gün şey yapacağız. Davet evet, edeceğiz inşallah aynen buraya. Aynen öyle. Ama güzel yemek yapmanın ama gelsinler şartıyla. Yani Allah'ın misafiri tabii her zaman ki, başımızın her üstünde zaman, yeri herkese var. Herkese kapımız açık. Evet. Kesinlikle misafirimizde. Tabii ki esprisindeyiz tabii ki. Evet. Evet şimdi ne yapıyoruz? Patlıcanları soymuyoruz. Evet, kabuğuyla olduğu gibi kabuğuyla bırakıyoruz. Olduğu gibi şöyle güzelce bir şekilde bir doğrayalım sevgili izleyicilerimiz. Evet sadece evet, başını alıyoruz ve ne yapıyoruz bakın böyle daire şeklinde. Çok ne fazla büyük olacak ne de çok fazla çok da küçük kalın, olacak. Bir parmak kalınlığında evet, keseceğiz. Çok ince olmayacak çok da kalın olmayacak. İyice bir ayarlayacağız. Ondan sonra şöyle. Evet patlıcanın biliyorsunuz birçok faydası var. Patlıcan deyip geçmeyin efendim. Patlıcan A vitamini deposu içerisinde fosfor var ve kendine has bazı esanslar barındırıyor. Bu esanslar da ne yapıyor? İnsanı sakinleştiriyor, sinirlere iyi geliyor, kalp hastalarına çok iyi geldiği söylenir. Özellikle şeker hastalarının bol bol patlıcan yemeği yemesi lazım. Şekeri dengelediği söylenmekte. Uzmanlar ayrıca patlıcanın vücuttaki bol idrarı söktürdüğünü, kansızlığa iyi geldiğini de söylemekte. Pankreasa, böbreklere de çok iyi geliyormuş. Ne yapacağız inşallah? Bol bol patlıcan yiyeceğiz kesinlikle. Ve en sağlıklı şekli usta biz burada sık sık yapıyoruz patlıcan yemekleri biliyorsun. Biz ne yapıyoruz? Fırında közlüyoruz. Ocakta evet, közlüyoruz. Kabuğunu soyup o şekilde hazırlıyoruz. Bu şekilde hazırlanması bütün vitamininden faydalanmanıza sebep olacaktır. Ne yapın? Güzel közleyin. Soyun ondan sonra artık ince ince kıyarsınız. Tabii istediğin evet, aynen öyle. Özellikle salatasının şeker hastalığına çok iyi geldiği söyleniyor. Bol bol yiyin efendim. Biz de bugün ne yapacağız inşallah? Güzel böyle kebabını, dizmesini yapacağız. Kıymalı. Evet. O da harika olacak. Şimdi sevgili izleyicilerimiz ne yaptık? Kıymamızı hazırladık. Kıymamızı içine sarımsağımızı, soğanımızı, baharatlarımızı içine ilave yaptık. Ve maydanoz, dereotumuzu da ilave yaptıktan sonra güzelce bir şekilde yoğurduk. Kıymamızı yoğurduktan sonra patlıcanlarımızı da gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz güzelce bir şekilde soymadan şöyle bir doğradık. Şimdi şöyle sırayla sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi şöyle bir parça kıyma alıyoruz. Ondan sonra patlıcan. Tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle bir tane daha patlıcan. Şöyle araya bir tane domates. Tekrardan bir tane patlıcan. Ayşegül Hanım şöyle iki tane, üç tane biber ayarlasan şöyle araya biber de alsak. Tamam, çok güzel bir atalım, lezzet verir. Ondan sonra tekrardan sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi kıymamızı koyuyoruz. Kıymamızı koyduktan sonra şöyle iç yağımız var burada, kuzu iç yağımız. Şöyle onu da küçük parçalara şöyle bir bölelim. Şöyle mi? Onu doğrasak size zahmet. Ha doğrayalım mı? Şöyle araya koyacağız. Tamam. Şöyle sevgili izleyicilerimiz kuzu yapalım, iç yağımızı arasına serpiştirelim. Tamam o da değil, olur. Şöyle kuzu iç yağımızı da sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi bir katına da geleceği şekilde koyuyoruz. Ondan sonra tekrardan dizmeye devam ediyoruz şöyle evet, kıymalarımızı. Patlıcan dizme. Evet şöyle. Yemeğimiz de adını zaten nereden alıyor? Dizmeden alıyor. Aynen. Dizmeden alıyor. Domates de ilave ediyoruz. Domates de biliyorsunuz yine çok faydalı bir sebze. Buradan sık sık sebzelerin kullandığımız malzemelerin faydalarını sayıyoruz ki efendim iyice ne yapsın? Zihnimizde yer etsin. Yerken neyin neye iyi geldiği, sağlığımıza ne kadar fayda sağladığını da öğrenelim. Domates C vitamini deposu günlük vücudumuzun alması gereken C vitamininin %50 miktarını karşılıyor. Bakın en az bir domates yiyin. Yine domates de patlıcan gibi idrar söktürüyor. Harika bir sebze. Bol bol yiyelim inşallah. Evet. Rengi kırmızı. Kırmızı insan vücudunda neyi biliyorsunuz? Tabii ki kan. Yine kansızlığa da çok iyi gelen bir sebze. Bol bol inşallah yiyelim. Aslında kurban olduğum Cenab-ı Mevlam her şeyde biliyorsa Ayşegül Hanım bir yarar var. Onun için kesinlikle eğer öyle, güzel kullanmasını biliyorsak herhalde reklama mı gideceğiz? Bir dakikamız daha var. Tamam. Devam edebiliriz dizmeye. Araya da ne yapacağız? Biberlerimizi ilave edeceğiz. Evet. Biberimizin şöyle de çok faydası var. Kuzu iç yağımızı da unutmuyoruz. Mutlaka içine güzelce kuzu iç yağımızı da diziyoruz tepsimize. Gördüğünüz gibi şöyle dizmeye devam ediyoruz. Evet ve şundan korkmasınlar kesinlikle. İşte kuzu iç yağı, hayvansal yağ
Kesinlikle evlerimizde kullandığımız bu bitkisel yağlar var ya, hani işte margarinler, zeytinyağları, hatta yani onları bile söyleyebilirim. Neden? Çünkü gerçekten hepsinin yani doğruluğunun, gerçekliğinin bilmiyorum. Gerçek payının, evet. Ne olduğunu bilemiyorum. Düşündürüyor biraz bizi. Zaten fiyatlarına baktığınız zaman da diyor ya, hani hakikaten bir zeytinyağı şöyle bir tenekenin fiyatı ne kadar, nasıl bu kadar ucuz olabilir? Olmaması lazım. Evet. O yüzden hayvansal yağ kullanmakta hiç korkmayın. Kesinlikle yemeklerinizde elinizden geldiğince böyle aşırıya kaçmamak kaydıyla bütün yemeklerimizde, yakışan yemeklerde kullanalım. Evet, çok fazla değil. Yani abartmayacağız. Tabii abartmayacağız. Evet, çünkü. Ama bir ara doktorlar ne dedi Ayşegül Hanım, biliyorsunuz. İşte sağlığımız için iyi değil dediler. Yok, ondan sonra tekrardan eskiden... tekrardan geri döndüler. Ondan sonra bu sefer dediler ki yararlı dedi. Tabii diye yararlı, şey yaptılar, yararlı. Açıklama yaptılar. Kuzu etli acılı patlıcan dizme yapıyoruz. Anlattık sizlere zaten. Bakın patlıcanlarımızı güzel bir şekilde ne yaptık? Kabuğundan soymadan halka halka doğradık. Parmak kalınlığında. Evet. İç köftemizi de hazırladık. Domateslerimiz, biberlerimiz ve robotumuzda yapıyoruz tabii ki bu güzel yemeği. Şöyle bir daha ustamızdan rica edelim. Bu güzel kıymanın içine neler ekledik, neler ilave ettik? Onu bir daha anlatsın bize. Sonra yavaş dizmeye yavaş devam dizmeye devam edeceğiz. Sonra ikinci, evet, yemeğimize geçeceğiz inşallah. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, neler yaptığımızı bir daha anlatalım. Önce kıymamızı aldık. İçine sarımsağımızı, soğanımızı rendeledik. Ondan sonra bolca baharatımızı içine ilave yaptık. Bol dediğin pul biberi, çünkü acılı olacak demiştik ya sevgilinin. Baharatımızı içine ilave yaptık ve ondan sonra taze nane ve maydanozla güzelce doğradık. İçine ilave yaptıktan sonra kıymamızı güzelce bir şekilde yoğurduk ve hazırladık, kenara koyduk. Kıymamızı hazırladıktan sonra patlıcanlarımızı da halka şeklinde güzelce bir doğradık. Onları da soymadan geniş bir tepsinin içine koyduk ve ondan sonra domateslerimizi doğradık, biberlerimizi doğradık. Şöyle önce ne yapıyorsunuz? Önce bir tane patlıcan, ondan sonra kıyma, ondan sonra tekrardan yağ, ondan sonra tekrar kıyma, ondan sonra patlıcan, araya domates. Bu şekilde güzelce bir diziyorsunuz sevgili izleyiciler. Evet, yağ dediğimiz şöyle, zaten demiştik, kuyruk yağı. Kuyruk yağı, iç yağı. Evet, iç yağı. Evet, pardon. Kuzunun iç yağı. Evet. Kuzu iç yağ. Evet. Organik yağ. Bundan biliyorsunuz ne yaptık? Reklamlara gitmeden önce bahsettik. Dedik ki normal kullanacağınız bitkisel yağlardan, sana yağlarından, ondan sonra bu sıvı yağlardan, ayçiçek yağlarından bakmayın, siz daha yararlı, daha faydalı. Çok aşırıya kaçmamak kaydıyla bütün yakışan yemeklere iç yağ kullanabiliriz. Kullanabiliriz. Usta dedi ki daha öncesinde doktorlar, işte uzmanlar bunu kullanmamamız gerektiği, vücutta işte sağlıksız ve zararlı bir etki yaptığı söyleniyordu. Ama evet, şu an hepsi artık tabii ki bunun tam tersini söylüyor. Hatta daha öncesinde uzmanlarımızın bizlere anlattığı birçok yöntemin aslında doğru olmadığını da kendileri şu an itiraf ediyorlar. Öyle değil aynen, mi? Aynen, her şeyin doğalına, eskisine artık gidiyoruz. Tereyağlar, hayvansal iç yağlar, ondan sonra böyle güzel organik yağları inşallah ne yapalım, bol bol kullanalım. Kendileri de faydalı olduğunu söylüyorlar artık. Evet. Aslında bilinçli tükettikten sonra, çok aşırı tükettikten sonra çok bir yani yan etkisi ve zarar olacağı. Hayır hayır, yok zaten. Bir de artık şimdi bak şey, usta, çoğu yöntem artık şeyini kaybetti, geçerliliğini kaybetti. İşte bu diyetler, ondan sonra yok işte diyet yemekler, diyet yoğurtlar, diyet şunlar, diyet bunlar, hepsi artık yani çok affedersiniz kaba bir tabirle fasafiso denebilecek şekilde hakikaten artık boş çıktı yani. Aynen. Şimdi ne yapacağız? Sağlıklı besleneceğiz, her şeyi yiyeceğiz. Dedelerimizin, ninelerimizin beslendiği gibi beslenmeye dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle bir anlatalım. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerde. Gördüğünüz gibi tepsimizi en son güzelce kenarlarını güzelce dizdikten sonra ne yaptık? Ortasına biberlerimizi koyduk. Hatta siz biraz daha biberlerden böyle fazla da atabilirsiniz. Evet, kenarlara da böyle serpiştirebiliriz usta. Evet, şimdi başlarına koyacağız Ayşegül Hanım. Şöyle. Hı hı. Önce bir kıymamızı şöyle bir alıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Kalan gördünüz, kıymayı. Kalan kıymamızı şöyle kenara koyuyoruz. Ondan sonra İç yağımızdan da şöyle hafiften üzerine gelecek şekilde şöyle hafif parçalar halinde. O eriyecek, kendini bırakacak zaten. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi aralara sıkıştırıyoruz. Evet. Çok da güzel. Bir de usta, şimdi biz kebap severler. Kebap severler diyorum kendimize. Kebap çünkü severler birliği diyorsun, evet, değil mi? Evet, kebap sever bir insanım.
inşallah. Bu arada dünkü arkadaşlara dedim ki sizi en kısa zamanda götüreceğim kebap yemeye. Onların da o çok hoşuna gitti. O zaman ne yapacaksın Ayşegül Hanım? Evet. Bu robotumuzda yaptığımızı al götürün onlara verin. Onlara ben dedim ama dışarıya götürmeyeyim onları. Dediğin gibi ben robotta güzel güzel böyle ızgaralar yapayım onlara. Tamam, kandireyim. Olur. Buradan da Pınar bir daha izliyormuş. Gene ben görüştüm. Yine selam gönderiyorum sevgili arkadaşıma. Bu güzel yemeği yapsın inşallah o da. Eğer beğenirse bana söylesin, yapacağım özel olarak yine kendisine. Ya zaten siz akşamları giderken robotları götürüyorsun Ayşegül Hanım. Evet. Ne yapacaksınız? Götürürken şimdi, orada mangal yapıp arkadaşlar. Şimdi bir de herkes usta şey yapıyor. Düğünde böyle düğünlerde biliyorsun tanıdıklar ne yapıyor? İşte amcam güzel şarkı söylüyor, dayım güzel şarkı söylüyor diye. Birkaç kişi çıktı. Kızlar da diyorlar ki hadi sen de çık da bir yemek tarifi ver diye öyle bir aramızda espri yaptık. Yani hala aklımdan çıkmıyor. Hakikaten çok güzel bir gündü. Evet, evet şimdi ne yaptık? Son halini aldı artık yemek. Son halini aldı. Az bir şey tuz serpiştirirseniz. Tamam, serpiştirelim. Sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi tepsimizi güzelce bir şekilde dizdik malzemelerimizle. Üzerine şöyle tuzumuzu gördüğünüz gibi bir serpiştiriyoruz. Evet zaten köftemiz de vardı. Tuzumuz etimiz de vardı daha doğrusu. Evet. Bir de şöyle patlıcanların, domateslerin, biberlerin üzerine biraz daha serpiştirelim tabii ki. Şöyle sevgili izleyicilerimiz. Evet. Onu da suyun miktarını bir su bardağı diyelim mi usta? Evet bir su bardağı kadar. Bir su bardağı kadar su ilave ediyoruz. Şöyle güzelce suyumuzu da sevgili dinleyicilerimiz çok fazla olmayacak şekilde. Evet ve bir yemek kaşığı yağ demiştik. Evet. Çok az. Çok hafif biraz. Hı-hı. Çünkü yağ fazla var onun için çok evet, fazla kullanmayacağız. Evet iç yağ kullandığımız için sadece bakın şöyle bir yemek kaşığı kadar ne yapıyoruz? Üzerine. Gezdiriyoruz biraz sadece renk versin. Evet. Evet. Ellerinize parlak, sağlık parlak Ayşegül olsun. Hanım. Teşekkür Sizin de ellerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. O zaman ne yapalım? Bu tarafa alalım. Öbür tarafta mı pilavı yapalım? Öyle yapalım. Hiç fark etmez. Tamam. Bunu şimdi biz fırına atıyoruz değil mi? Evet. Bunu fırına atacağız. Tamam. Burada da şey yapacağız. Pilav yapacağız. Evet. Tamam. İstersen bunu robotta da pişirebiliriz. Aslında robotta pişirelim bence. O zaman sizi kırmayalım. Robotta pişirelim. Pişirelim. Güzel Ayşegül olsun Hanım. Bakın. Tamam. O zaman şunu alabilirim siz tepsiyi. Tamam. Size zahmet. Şöyle alalım. Bizde robot çok. Evet sevgili izleyicilerimiz bizim aslında normalde fırına atmamız gerekiyordu. Biz fırına atmadık. Ama evdekiler ne yapsın izleyenlerimiz fırına atabilirler. Evet şöyle biz... onu da söyle istersen kaç derecede ne kadar pişirecekler fırında? Evet fırında sevgili izleyicilerimiz önce 160 derece güzelce bir pişsin. Ondan sonra tam pişme noktasına geldikten sonra bir 10 derece daha yani 170'e çıkarın. Bir yarım saat güzelce piştikten sonra fırında alıp servis yapabilirsiniz. Evet, zaten onlar pişme kıvamını, pişme şeyini görecekler durumunu. Evet. Ara ara böyle bakarlarsa. Biz ne yapacağız? Robotumuzda pişireceğiz. Evet. Şöyle ne yapalım? Robotumuzun altını bir açalım. Evet. Robotumuzun altını bir açtık. Kendi kendine artık programın sonuna kadar... Hiç önemli değil. Aynen öyle. Çok kullanışlı, çok rahat. Evet. Ne istersek yapabiliyor sevgili izleyicilerimiz. Bu da onun bir kanıtıdır. Robotta yapıyoruz şu an. Bir yakın bir çekim alabiliyorsa şöyle yemeğimizi bir gösterelim sevgili izleyicilerimiz. Kaynamaya başladı bakın suyu. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz harika bir şekilde pişirme dediğimiz bu. Evet. Kesinlikle ne istersek, gönlümüz ne istersek. Biz dediğimizin sonuna kadar arkasındayız sevgili izleyicilerimiz ve ne yaptık? Güzelce fırına atmadık ve robotumuza pişiriyoruz. Evet, ve gördüğünüz gibi et pişmeye bile başladı yani evet, üzerindeki aynen köfte. Öyle. Bak Ayşegül Hanım. Patlıcanlar yumuşamaya başladı. Aynen öyle. Kuyruk yağları pardon iç yağlar erimeye başladı. Hep kuyruk yağı kullanın evet, derler ya. Bu saatte de artık acıkma saati olduğu ya, artık sizin evet. De olabilir. Acıkıyorum. Evet, şekerim düşüyor efendim. Biraz böyle karıştırabilirim kusura bakmayın. Kuyruk yağı dersem siz anlayın ki iç yağ. İç yağ evet. Şöyle gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz harika bir şekilde pişirme özelliğine sahiptir. Ve artık ne yapıyorsunuz? Şöyle kapağını da kapattığı zaman... Kesinlikle nerede olursa içine toz girmez, toprak girmez hem de yemeklerinizi yumuşak bir şekilde pişirmiş oluyor. Evet bu arada ne usta bakın şehriyeler, arpa şehriyeler kavrulmaya şehriyede başladı. İmdat. Patlıcan dizmemiz bakın robotumuzda. Kuzu etli, evet, evet iç kuzu yağlı. Etli, iç yağlı patlıcan dizmemiz. Şu an hatta kapağını da açtık. Evet. Dedik ki böyle herkes görsün nasıl piştiğini. İzleyicilerimiz görsün şöyle. Aynen öyle güzel bir şekilde piştiğini görsünler. Bakın harika bir şekilde pişmeye devam ediyor. Evet zaten şu anda kuzu pişti etli, ama biz yine almayacağız. Programımız sonra da devam etsin. Şöyle. Evet harika bir şekilde ne yaptık sizlere? Bugün tavuklu arpa pilavımızı yaptık. Arpa şimdiyeli pilavımızı yaptık. Evet şöyle. Kuzu etli,
iç yağlı. Evet bak karıştırmadım. Evet bak aşırıyorum çok fazla da suyu kalmadı tabii, gördüğünüz gibi. Tabii suyu da çekti. Kesinlikle. Şöyle bir gösterelim. Evet. Gerçi kamera görecek. Şöyle bir kameramız daha yakında görebiliyorsa. Etler güzel pişmiş, patlıcanlar harika. Yani bir şey söylemeye gerek yok zaten. Görünen köy kılavuz istemezsin aynen öyle değil mi? Aynen öyle. Evet harika görünüyor. Ellerinize sağlık usta. Teşekkür ettim. Bu da bizim robotumuzun marifeti. Ne kadar tabii güzel, hızlı ve pratik bir evet şekilde pişirdiğini kanıtıdı. Bir elin sesi var, cilemiz, iki elin sesi var. Bizim evet ellerimiz, robotumuzun da kendisi. Ve hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.